bugüne kadar 160 tane proje yayınlamışız. Bu OYİ Termal tarafında. 50 adet dönüş yayınlanmış dergimizde. 171 adet ürün tanıtımı yayınlanmış. Bunun yanında 0 adet X firmasının satış müdürü röportajı. 0 adet de X firmasının bayi toplantısı haberini yayınladık. Çünkü diğerleri Türkiye sektörel bir dergi değil. Klasik olarak göreceğiniz bu satış müdürü röportajı veya bayi toplantısı haberini göremezsiniz diğerleri Türkiye'de. Bu çizgiyi bu şekilde tutmamızın sebebi de derginin 2 aylık bir ömrü olmaması, hem sizler için hem de kendi yapısı için de bir başucu kaynağı olması, atılmaması ve işte 2 sene sonra hala o tema etrafında bir çalışma yaptığınızda dönüp baktığınızda anlamlı olacağını düşündüğümüz bir dergi çıkarıyoruz. Hem görsel olarak hem de içerik olarak bunun böyle kalması için çalışıyoruz. Ki bu önemli madde aydınlatma tasarımcısı. Tasarımın kalıcılığından da sorumludur. Yani bu tasarımın sürdürülebilir bir çerçevede gerçekleşmesi genel aydınlatma tasarımcısının bir sorumluluğunda. Madde 6. Aydınlatma tasarımcısı projenin üretim zincirinin bir parçası değildir. Ama bu zincirle sağlam bağları vardır. Üreticiler, taşeronlar, ajantalar, temsilcilikler, bu oyuncular da kesin ahlak kuralları içinde bir işbirliği içinde çalışır. Ve son madde, aydınlatma tasarım mesleği resmi olarak tanınması için tüm olgulara bugün itibariyle sahiptir. Şu anda akademik seviyede öğretilen, araştırmalara götürülen, çok fazla sayıda aydınlatma tasarımcısı mesleğini uygulayan insana sahip ya da kendini aydınlatma tasarımcısı olarak tanımlayan insana sahip ve bizce önemli olan etik kuralları olan bir meslektir. O yüzden bu deklarasyonun son maddesiyle beraber bu mesleğin resmi olarak tanınması için tüm argümanlar oluştuğuna inanıyoruz. Biz dernek ve dergi olarak dediğim gibi bunun yayılması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Benim kısa bir sunum olacaktı ve bu kadar sunumum. Dinlersen. Tabii burada bizim bulunmamızı sağlayan, bizimle ortak olarak bu seminere ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma Müdürlüğü'ne, bize bu salonu vererek ev sahipliği yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı'na ve tabii ki destekleri ve sponsorlukları sayesinde seminerin gerçekleşmesini sağlayan Pepper Moonlight, Osram, Philips, Steko, Tekfen ve Tron firmalarına çok teşekkür ediyorum. Ben şahsım adına ve dergi adına. Eğer sorularınız yoksa bir sonraki konuşmacıyı çağıracağım. Ki anladığım kadarıyla yok. O zaman sunumunu yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürü Muhammed Garip Bey'i kürsüye davet ediyorum. 2006 başlı diyebiliriz. Ayadaş Beder Şevvalı kuruluşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir protokol ile kent aydınlatma konusunda Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı. Bununla ilgili olarak da birimi aslında hemen kurdu ama bu birimin genelde kamuda yatırımlar, bütçeler vesaire bir yıl önceden belirlendiği için asıl birimin etkin hale gelmesi 2007 yılıyla oldu. Emre Bey, bizim bu yeni kurulan birimin genel olarak yapılanma şeklini burada göstermek istedik. Enerji sadece aydınlatma değil, birimimizde aynı zamanda enerji konusu da var. Burada özellikle enerji verimliliği alanında başta çalışmak istiyor. Daha sonra da yeni enerji teknolojilerinin belediye hizmetlerinde nasıl kullanabileceğine yönelik çalışmalarımız var. Bununla ilgili ilk ürünümüzü de kısmetse 7 Ocak'ta Tema Vakfı ile birlikte başlatacağımız elektriğini boşa harcama adlı bir kampanyayla halka yönelik olarak ilk ürünümüzü vereceğiz. Onun dışında çok güzel çalışmalarımız var ama bunları ileriki şeylerde konuşuruz. Önemli bir konu mimari aydınlatma tasarım konusu. Özellikle tarihi eserlerimizin İstanbul'un stratejik veya cazibe merkezi olarak düşünebileceğimiz alanlarının gece korku mekanları olmaması açısından ya da buraların kentin vizyonuna, siluetine katkısının gündüz olduğu bir gecede yansıması açısından çok önem verdiğimiz bir konu.
plan dahilinde bunu ele aldığımızda bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Ama önemli olan burada altyapı çalışmaları çok önemli. Yoksa bir bireyi alıp demonte edip başka bir yere çarpmanız o kadar bir maliyet ve masraf gerektirmiyor. Çok değerli uluslararası da tanınan kıymetli misafirlerimiz var. Biz bu noktada kendimizi öğrenmeye aç olarak hissediyoruz. Ve her türlü katkıya da bu noktada açığız. Çünkü hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz. Ben herkese aydınlık geceler, enerjik günler temennisiyle teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Eğer soru varsa öyle bir periyot yapalım. Sunumla ilgili sorularınız varsa Muhammed Bey. Trafikle ilgili soruları almıyoruz. Evet. Murat Bey. Gel. Herkes mi? Birinci Boğaz Köprüsü'nü sizin bilim aydınlattı olarak. Ses tonuna göre cevap veriyorum. Gayet yok. Teknik bir soru. Karayolları genel müdürlüğü tarafından yapılan bir ayrım oldu. Çünkü birinci Boğaz Köprüsü ve TEM ve ikinci Boğaz Köprüsü karayollarından ait. Şimdi Dolojos Pasilis konuşmasını yapacak. Kendisi aynı zamanda PIB üyesi Yunanistan'dan geliyor. Sohbetimiz esnasında şu anda Lev Koşe'nin de master planını hazırladığını söyledi. Şimdi onu sunumuyla baş başa bırakıyorum. Ladies and gentlemen, I'm really delighted to meet you and to have the opportunity to address such a young audience. Excuse me, the older people, I don't think they have any problems when I call them young. To have the opportunity to share with you my thoughts concerning lighting design for the city. Lighting design towards an urban nightscape which should constitute an entity. I would like to start with this photo. This is from an exhibition in Nicosia. Let's have a look at this picture. Where do you think that this spot of light comes from? I think most of you would think this light stems from the projector on the right. Would think the paper, the poster is a little bit billowy, uneven, and so we have this effect. But it's not true. This is a printed contrast. This is just by coincidence that the projector is located there, is placed on the right, and we think light might come from this projector. That means we cannot just see. We have the tendency to read our visual environment strongly affected from previous visual experiences we had. It's a matter of color composition. We have a randomized composition and a bland composition. Not the color is the problem, not the artificial light is the problem. The way we put it, we come to a composition is the problem. And here you can see not just a nice picture, but you can recognize that the picture on the left seems to have more contrast compared to the picture on the right.
cultures crossing. We have the fact of crossing cultures in Nicosia, and these ephemeral lighting applications are now of lower value. Are now of lower value compared to the permanent lighting installations. So I come back to this, to the beginning, because these are contributions to the education of our view, and this is the challenge for every lighting designer. Thank you for your attention. Johannes Dinebier, Murat Bey'in babasıyla 1960'lardan tanışıyorlar. Aynı şekilde Yanlı'da Murat Bey beraber çalışıyorlar. Şimdi onların Türkiye'de yaptığı birçok projeyi onların ağzından dinleyeceğiz. Hepiniz için anlamlı olacağını düşünüyorum. Murat Bey burada. Good evening. Lighting fans. It's very difficult for me to speak in English because my English is very bad, but I speak in Turkish, but Turkish I cannot. die dreifache verschobene Projektion in der Glasscheibe, sodass dieser Milchstraßeneffekt noch viel dramatischer wird. Bu Süt Caddesi bütün binanın etrafından hissedilebiliyor. Fuarlara çıktığınız zaman aralarda bu dışarıdan ve üç cam arkasından da gözüktüğü için çok farklı bir efekt yaratıyor. Wird immer heller und sie stehen da wieder im totalen Licht. Das ist der große Effekt im Zuschauer. Bu yükseklik probleminden şöyle bir şeye gelmiş tasarıma. Bu gördüğünüz ışık kaynakları hem yukarı çıkıyor, sonra temsil sırasında tekrar aşağı inebiliyor. Böylelikle hareketli bir ışık tavanı oluşuyor. Und im Foyer, das sind die Satelliten dieser dortigen Milchstraße, die an der Decke eben ist in Bonn. Das sind die Satelliten davon, die sehr unterschiedlich sind. Das sind jetzt zwei beispielsweise. Bunlar biraz önce gördüğümüz Dortmund'daki süt caddesinin satelitleri. Bu sefer buraya satelit olarak geldiler ve fuayede asıldılar. Ondan belli bir kısmı sadece diyor ama ben İstanbul'da çok şey öğrendim. Örneğin camilerimizde gördüğüm bu kandillerin içindeki mumlardan kendisinin yaptığı bir tasarım var. Bir cam fanusunun içine su koyuyor ve mumu onun içine koyuyor. Hatta Rosenthal'dan gibi anlıyor. Rosenthal. Ve dünyanın en büyük firmalarından Rosenthal bunu bir endüstri ürünü olarak yapmaya başladı sonra. Teşekkür ederim. Esasında Türkiye'de değil, gerçekleştirdi.
çok uzakta bir yerde. Uçakla 6 saat gittiniz Kazakistan'da. Beni oraya bir yarışmaya çağırdılar. Bir piramit istediler esasında. İçinde bir kültür merkezi olan, bir operası olan bir piramit. Davetli yarışmanın diğer ikinci kişisi ise İngiliz mimar Norman Foster'dı. Biz Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e bu projeyi gösterdik. Bir piramit yerine biz bir tetrahedron önerdik esasında. O dünyanın en büyük piramidini yapmak istiyordu. Sonra biz bir piramidin içini işte negatif pozitif fikrini farklı alıp bu sefer içini tamamıyla boşaltıp çelikten bir tetrahedron yapmayı önerdik. Ve bizim sunduğumuz proje buydu. Norman Foster da kendi piramidini sundu. Aynı toplantının sonunda karar verildi ki bu projeyi beraber yapalım. Ve sonra projeyi beraber yapmaya başladık. Ve ben kendisine yanı tanıştırdım. Ve dedim ki bu binanın aydınlatmasını Yan Dinebir'le beraber yapalım. We're starting to be darkness designers after some time, because there's so much light around in all the cities, and there's so much glare, and the light pollution is getting so much an issue that somehow our profession starts to split now. We have these event designers that come with a lorry full of colored lamps, and they make all this flashing and up and down. And for us lighting designers, it's more or less staying quite calm and make something that lasts. We have experienced in Berlin when Helmut Jahn did this project with lots of color change. We were impressed for the first 2 weeks, and after 3 weeks we thought, why is it still there? And after 6 weeks we were bored of it and said, if we want to do something that's long lasting in architectural lighting, is at least for 20 years, it should be something that is not wild and crazy. This can be put in front of a building for the entrance or for the first opening ceremony, but then it has to be. This is the Helmut Jahn project over there. Yanda gösterdik ve eskizlerin başında, bu bilhassa el eskizleri gördünüz. Biz ana konsept çıktığı anda, yani fikirlerimiz hemen onlar devreye giriyorlar zaten ve beraber çalışmaya başlıyoruz. Eğer bu mesela bir davetli yarışma ise onlar da grubun içine giriyorlar. Ama sadece onlar değil, onun gibi cephe danışmanımız, akustikçimiz yani hepsi bir bütün halinde gidiyorlar. Zaten bu tip binaları yapmak için bunları biz doğal karşılıyoruz. Çünkü bazı mimarlar diyor ki Corbusier evini yaparken cephe danışmanı yok muydu? Ben bunu çok ayıplıyorum. Çünkü Corbusier bugün yaşasaydı ve oyu yapsaydı danışmanı da yapardı. Yani mimar neticede bir orkestra şefi. Bunu söylemek bir mimara yakışmıyor. Polycarbonate with these four pieces of fluorescent tubes inside. This was developed in our office and then built from a German company. Maybe you can get it. I don't know. We can give you the contact. It's quite funny. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım size keyif almışsınızdır. Bu ve buna benzer etkinlikleri hepiniz ikisine de artarak gerçekleştirmek isteriz. Zaten biz bunlardan haberdar olacaksınız. Çok teşekkürler.